Merhaba, ben Kozuzakka ve bugün sizlerle GTA 5 TLS defa kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Ana girişimi özlemişim ya. Baya ben 1-2 veya 3 haftadır LSP defa çekmiyorum. O attıklarımın hepsi, neredeyse hepsi şeyde, depo video falandı. Vallahi özlemişim ya. Neyse efendim. Şimdi daha dur, destur, bismillah. Bir dakika, bir şey konuşuyorum ama bir dur. Neyse, şimdi arkadaşlar oyunda bir değişim fark ettiniz mi bilmiyorum. İşte grafik modu falan filan. Şerif olduk bugün, şerif olalım dedik. Sabah saatin 6.37'si oyunda tabi. Şimdi bugün dedim ya, formatı değiştirdik falan diye. Hani her videoda bir konudan bahsedeceğim. Bugünkü videomuzun konusu benim kanalımın ismi. Evet. Şimdi tabi gezerim değil mi? Gezerek edelim. Bu arada araç da bir değişik, güzel bir araç. Bir de bunun siyahı var. İçini de göstereyim. İçi de böyle. İşte bu göstergeler çalışıyor mu? Vallahi çalışıyormuş. Ondan sonra yeşilli meşilli, şekilli mekilli böyle. Arkasında cam var. Ana, The Walking Dead geldi aklıma, bak. Bak, deton oldu. Neyse, bak, burada Lee oturuyordu. Burada polis memuru falan. Her neyse, bak. Şimdi ufaktan şöyle biz bir çıkalım yolumuza doğru. Araçlar falan cidden güzel. Hani mod cidden harika. Neyse, şimdi böyle yavaş yavaş takılırken ben konuya geçeyim arkadaşlar. Şimdi konumuz şu ki, benim kanalımın ismi. Şimdi benim kanalın isminin olayı nedir? İlk 30 dakika. Peki buradaki sorun nedir? Şimdi yabancı bir kanal var. Bunun ismi First 30 Minutes. Şimdi siz First 30 Minutes'ü First 30 Minute, hatta Minutes mü Minute mi, öyle bir şey. First 30 Minutes'ü çevirtince, bu arada maşallah maşallah cidden çok güzelmiş şu an mod, bilmiyorum, çok güzel gözüküyor. Neyse, siz bunu çevirince arkadaşlar ismi oluyor size ilk 30 dakika. Peki benim kanal, ne yapıyorsun dayı? Aa, balık tutuyor. Benim kanalın ismi de ilk 30 dakika. Ama merkez emsi, Allah Allah, işe bak ya. Ambulansa korumalık yapın diye bir ihbar geldi. Kabul ettim ama hasta öldü. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi dediğim gibi ilk 30 dakika oluyor. Peki bu şimdi çalmak ve esinlenmek arasında büyük bir fark var. Şimdi çalmak nedir? Biliyorsunuz bizim çok büyük bir kanal Türkiye'de. Yabancı bir YouTuber'la bu yüzden neredeyse davalık oluyordu. Thumbnail'ları çalıyor iddiası ile. Ambulans çalmışlar. Merkez 18. Anlaşıldı, olaya intikal ediyoruz. Şimdi bu yüzden neredeyse mahkemelik davalık oluyorlardı. Hani sen benim nasıl küçük resmi çalarsın falan diye, ve araba kirlendi, çok sinir oldum. Biliyorsunuz böyle bir şey olmuştu. Şimdi bakın, bu çalmak. Aynısını ben eğer first 30 minus yapsaydım bu çalmak olurdu. Ama yavaş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kaldır ellerini. İn araçtan. Kaldır ellerini. Kaldır elini. Kaldır elini. Yere. Trevor mu? Trevor'a benzetti ama. Yok ya, değil. Neyse. Merkez 28, Tyler Sanderson adlı suçluyu yakaladık. Şimdi sen bir gel bakalım şöyle. Tyler Sanderson. Oo. Yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım. Tyler. Tyler. Tyler, Tyler. Tyler ayvayı yedi abi. Tyler. Geçmiş olsun Tyler. Tyler gitti. Neyse. Şu şey yapsınlar da, şu aracı bir çeksinler de. Bir de gerçek ambulans çağıralım da şuraya. Şey yapsınlar. Bu arkadaşı alsınlar. Şimdi benimki ise, bakın benim First Third Minus kanalıyla, evet doğrudur, içeriğim aynı.
ismim de benziyor, tamam mı? Ben bunun ismini gidip Rusça koysaydım, Rusça ilk 30 dakika yapsaydım kimsenin ruhu duymayacak, tamam mı? İlgilenin abi siz onunla. Kimsenin ruhu duymayacaktı. Ama ben bu ismi Türkçe yapınca hani insanlar, hani bazıları şey diyor, hani First 13 Minutes'un işte Türkiye versiyonu bulmak da iyi diyen de var. Ya ismi çalmış ya falan diyen de var. Şimdi derim ki Yeteneksizsiniz diye bir program var. Bunun Amerika'da yapılıyor bu, tamam mı? Aynısını Acun Ilıcalı getiriyor bunu Türkiye'ye, yapıyor. Çok izleniyor. Aa, ne güzel program falan. Hani ben de aslında benimki öyle bile olmadı. Hani ben şöyle bir şey demedim. İlk, yani ilk başladığımda bu polis moduna, ha işte yabancı şeyi de ben gördüm, hadi bunu ben çekeyim, abone kasayım, para kasayım bilmem ne. Benim öyle bir düşüncem yoktu. Ben zaten ilk çekmeye başladığımda bu seri, bu polis modu yoktu. Benim GTA 5'im orijinal değildi. O zaman bilgisayar daha yoktu neredeyse. Bir tane laptop, onda ben video çekmek için kasılıyordum. Neyse. Diğer polis modu, niye ben iki kekeledim? Diğer polis modu yüklüydü. Ben onu çekiyordum. Sonra YouTube'da efendime söyleyeyim, bir gün şey oldu. Yani bu polis modunu gördüm, işte çok beğendim falan. Baktım işte ki sadece bunu çeken First 13 Minutes de değil, hani birçok yabancı kanal çekiyor bunu. Ki Türk kanallardan da çekenler varmış. Bu arada şu aracı bir kontrol ettirmek istedim nedense. Var mı sıkıntısı? James Harper. Al işte. Ya şu sıkıntılar da var ya, yani kanser. Beyefendi, beyefendi bir saniye, yok. Durur musunuz? Şşş. Kaldır elini, kaldır elini. Ağzını yüzünü kırarım. Kaçınıyorsunuz. Ama kaçınıyorsunuz. Allah Allah ya. Harbi diyorum, değişik değişik insanlarsınız abi. Şu iki kelime bir şey konuşturacağınız şurada. Konuşturmuyorsunuz. Ya vallahi ilginçler ya. Şu aracı da çektirelim. Gel gel. Oğlum ne çok o ihbar oluyor şu kasabada ya. O çalınmış, bu çalınmış. Bak ne dediğimi de unuttum ya. Sen mi niye bana saldırıyorsun dayı ya? Neyse, ah gözümü aldı flash, yavaş çek. Şey. Bak unuttum. Ben kolay gelsin dayı size. Siz halledersiniz. Yani onları bir toplayın. Öldü mü ya? Kafaya vurduk, öldük. Kolay gelsin. Bu arada şu aracı bir temizlemek istiyorum ben ama neyse, yapacak bir şey yok. Biraz hızlı mı çıktım, evet. Şimdi neyse, dediğim gibi ben bunu gördüm. İşte sonra GTA 5 şey, ben bu yüzden aldım. Ben bu oyuna bu kadar parayı bu yüzden verdim. Ne online için, ne bir şey için. Siz sırf size video çekmek için. Sonra aklıma geldi tabii, ben bunu Türkiye'ye getirsem nasıl olur falan diye. Sonra baktım, araştırdım, benden başka çekenler de varmış. Ama o çekenlerin çoğu bırakmış. Sonra dedim ki çekeyim. İşte geçen sene benim sesim ne kadar çatalmış ya. Bir tehlikeli soruştan bu arada bir durduracağım. 08DLI531 sağa çek. Benim o çatal sesimle bu arada geçen seneki videolar 50-60 bin falan izlenmiş. Beni şaşırttı ya, cidden beni şaşırttı yani. Şu anki izlenmelere göre gayet yüksek. Şimdi dayı buymuş. Dayının bir sıkıntısı gözükmüyor. Araca bakalım. Aracın fotoğrafı yok. Ev adresi falan var. Okey. Bir alkol testi falan yapacağım. Şöyle. Adı neydi? Adamın adı neydi? İyi günler beyefendi. Kolay gelsin. Bu arada dediğim, anlattığım hikaye, birazdan geri döneceğim. Bir konuşalım. Aynen. Adamın şeyce, Leor Brown. Okey. Kontrol ettirdik zaten. Şimdi beyefendi, bugün herhangi bir iş geçtiniz mi? Avukatımı istiyorum dedi. Ve geçtiğimiz saatlerde herhangi bir uyuşturucu aldınız mı? Benim seçtim falan dedi. Şimdi size ben, bu arada bir arkadaş şey demiş, cezaları hafiflet demiş. Bu, ben buradan arkadaşlar cezayı seçiyorum. Hani nasıl bir ceza var mı ya?
nasıl bir ceza yazmam gerekiyorsa onu kendi otomatik şey yapıyor. Biz şimdi burada ne yapacağız? Şimdi emniyet kemeri takılı mı? Emniyet kemeri takılı değil bak. Seatbelt. Ondan sonra ışıklarda bir sıkıntı yok gibi. Şu arada bir arkada bir şey var. Onu arayacağız. Reckless driving. Herhalde bu kadar. 850 dolar, 4 tane ceza aracı çekmeyeceğiz. Bu şekilde ceza yazıyoruz arkadaşlar. Kendi otomatik Los Santos, ya aynen Los Santos Şerif Departmanı'ndan bize geliyor zaten şeyler. Bu arada ileride bir olay dönüyor ama. Neyse, neyse. Bakmayalım. Tamam beyefendi, bir dahakine dikkat sürün. Gidebilirsiniz. 850 dolar var arkadaş ya, baş para. Neyse şimdi ben şey anlatıyordum değil mi? Nasıl şey yaptığımı anlatıyordum. Nasıl başladım? Sonra ben dedim ki ben bunu çekeyim. Hani kendim çekeyim ben bunu. Çektim işte geçen sene siz çok beğendiniz falan. Ama işte benim araya okul işleri falan filan girince efendim bu seri oldu size güme gitti. Sonra ben başka videolar çekmeye başladım ama ne oldu? Bu kadar ilgi görmedi LSVD kadar. Ha ben başka videolar çekmeye tabii ki devam edeceğim. Şu an Arma 3'e falan başladık zaten. Biz nereye geldik? Buralar nasıl yerler ya? Arabaya ne oldu ya? Abi şuraları görünce aklıma The Walking Dead geliyor. Ne oluyor ya? Neyse. Biz biliyorsunuz zaten arkadaşlar bir aya yakın bir süre sonra okullar açılacak. Okullar açılınca tabii video programımız biraz değişecek. Onu da yapacak bir şey yok. Yani daha videolar işte haftada 2-3'e falan düşebilir. Ki o kadar olmayabilir. Neyse inşallah tabii yaparız sıkıntısız bir şekilde. Dediğim gibi yani bu isim... Allah Allah. Dur ya. Ay be yedin kardeşim. Polis aracına çarpmaktan. Bu arada yani dediğim gibi isim yani bu arada ben eskiden isim için oylama bile yaptım. İsmi değiştirelim mi falan diye ve bana dedi ki izleyiciler eskiden olanlar hatırlar. Sen bu isimle tanındın ve değiştirme. Ve ben evet değiştirmeyeceğim yani. Çünkü bu olabilecek bir şey. Ay, ilk 30 dakika kalıbık. Bu arada evet ruhsatta sıkıntı var. İlk 30 dakika kalıbık kullanılan bir şey. Ve kullanılabilecek bir şey. O yüzden arkadaşlar kanal isminde herhangi bir değişikliğe gitme planım yok. Kanal ismi çalıntı değil. Esinlenme diyebilirsiniz. Ve hani buna mı takıldınız? Neyse evet abi araç kaçıyor. Merkez 28 bulunduğum bölgede mavi boyalı eski model kaçan bir araç var. Plakasını bir ben senin plakanı bir alayım da. Merkez 28 araca çarpmak için izin istiyorum, anlaşıldı tamam. Çarpmak için izin verildi. Abi nasıl kaçıyor, nasıl kaçıyor, nasıl kaçıyor baba. Merkez 18 Emperor 289 TJD 097, tekrar ediyorum DJ 89 TJD 097 şu an polisten kaçmakta. 89 DJT 097 aracı sağ çek. 09 DJT 097 aradı, sağ çek. Sola değil, sağ çek. Aferin. İn aracın içinden, aracı in aracın içinden. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Yat yere, yat yere, dizin üstüne çök. Hip hop şey. Hip hop da değil ne bu? Mohican. Polis aracına çarpmaktan ve dur ihtarına uymamaktan tutuklusunuz John Shovel. Çok Amerikan filmi gibi oldu ama. Dizinin üstüne çök John. Ah adamım, yanlış şeyler yaptım. Üzgünüm. Bakalım. Ops. Bakalım bu araçta böyle kaçacak ne varmış. Kalmış milattan önce. Bu da ikinci şerif arabası arkadaşlar. Bu da şey. Jeep marka bir araç. Ben kendimi göremiyorum şu an. Evet. Bagajı arayalım. İşte böyle kaza yaparsın kardeş. Yapacak bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Bizlik bir şey yok. Neyse. Şimdi önceki videoda ben bir de birçok YouTuber'a şekil yapmıştım.
Temin aklıma bir şey gelmişti, ona da devam edeceğim. Evet, ona da devam edeceğim. Bu arada hiç ara sahne girmedi, fark ettin mi? Ne var abi? Mermi çıktı, para çıktı. Olmaması gereken illegal de bir madde çıktı. Şimdi şu aracı çekmeleri için şey isterim. Kolay gelsin sana da. Bak selam verdim. Eyvallah hocam, aldın mı arkadaşım? Tamam, şimdi o da çekilsin. Tamam, mis. Tamam, o zaman ben şehrin içine doğru döneyim. Orada Konya'da devreye de devam ederiz arkadaşlar. Merkez ön sekiz anlaşıldı. Tam olaya intikal ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir aracı durdurmuşlar. Ve bunun için destek istiyorlar. Bu arada daha fazla bilgi için polis bilgisayarımdan bakayım hemen. Call details. Officer, bir memur araç durdurmuş. Durum kontrol altındaymış. Lütfen intikal edin deniliyor. Aziz Allah yazan okunuyor. Gidelim şöyle. Kod 99 dediler. Yanlış dediler. Kod 2 olacaktı. Merkez yanlış bilgi geçti bize. Şöyle gidelim. Şimdi gelelim diğer konuya. Diğer konu ise arkadaşlar, şu YouTube'da son zamanlarda çıkan bir saçmalık var. Bu saçmalık nasıl bir saçmalık? Şöyle bir saçmalık arkadaşlar. GTA 5 gizemleri adında saçma sapan şeyler yapılıyor. Gece 2'de Trevor'ın hayaleti çıkıyormuş. Gece 2'de o oluyormuş, şu oluyormuş, bilmem ne. Şimdi arkadaşlar, kesinlikle böyle şeyler yok. Bunlar nasıl şeyler? Oyunların ya yani oyunun mesela atıyorum orada lanetli viraj bilmem ne. Oyunların arkadaşlar yüklü olan modlardan veya oyunların açıklarından olan şeyler. Bir dakika, bir hemen ilgilenelim çağrına. Merhaba ofisör, merhaba memur bey. Burada yol şeritten çıkmış falan. Kontrol edeceğim diyor. Ay pardon. Şey diyor. Burada işte birazcık bir takılırsan sevinirim falan diyor. Evet, karşıda ulaştık. Tamam. Aynen. Araç kaç. Merkez 28 Grabset bölgesinde kaçan iki tane aracımız var. Gidelim hemen, intikal edelim. Evet. Nerede o önümdeki araç? Birinci araç ASA model 06 CDO 884 plakalı bir araç. 06 CDO 884 sağ çek. 06 CDO 884 sağ çek. Wow. Anladım abi. Ne yaptı öyle? Kaldır ellerini, kaldır ellerini, kaldır ellerini. Yere yat, yere yat. Yat yere. Ne yaptın abi aracı? Kaç para bu araba biliyor musun? Bak, evin içine girdik izinsiz. Ah, GTA 5 bugü bak. Bak içeri girdim, bak GTA 5 gizemi görüyor musun bak? Lanetli yer. Tövbe estağfurullah. Merkez 18 kod 4 olay kontrol altında anlaşıldı, tamam. Şimdi dayıcım sen şurada bir dur. Dizinin üstüne çök. Ben bir arayacağım seni. Aa, demek Meksikalısın. Jingao. Seni gidi Jingao. Arayabilir miyim artık? Hadi. Tamam. Ya şu arabayı yapmayın ama şöyle ya. Ne hatchet bulmuşsunuz? Okey, tamam. Tamam oldu. Atladım. Seni bir şey yapalım. Transport yapalım şöyle. Seni götürmeleri için. Bir de ben Alexander Ramirez. Ben seni daha önce tutukladım. Bak Alexander Ramirez. Bak hatırladım. Hatırladım. Ben seni daha önce tutukladım abi. Alexander Ramirez. Adım gibi eminim. Önceki videolarda ben bunu tutukladım abi. Ya isim benzerliği de olabilir ama ben aynı aracı tutukladım yani. Hatırlıyorum. Cidden hatırlıyorum. Şimdi gelelim diğer konumuza arkadaşlar. Oyunların çeşitli açıklarından yararlanıp sizlere bu şey gibi yutturulmaya çalışıyor, yani bunun Türkçesi budur, yutturulmaya gerçekten çalışılıyor.
Yani oyunun orada bir açığı var. Ama öyle bir lanse ediliyor ki gece 2'de efendim Trevor'ın hayaleti orada çıkıyor. Ya uydurma, hepsi abone kasmak, para kasmak falan filan için. Yani kesinlikle böyle gerçek bir şey yok. Yani kesinlikle yok ya. Hepsi hikaye, uydurulmuş. İşte sırf para için, bilmem ne için. Sen de bir dayı bir ayağa kalkar mısın? Alexander kalkıyor. Yürü gidiyoruz, yürü. Dur sakin. Kolay gelsin hocam sana da. Bu arada yakada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yıldızlar var. Hani şeyiz, rütbeli biziz. Bu arada oyun saatiyle sabah 6'da başlamıştık. Akşam şu an saat 4'ü, yani 4.30'a yaklaşıyor oyun saatiyle. Kolay gelsin hocam. Arkadan radyodan anonslar geçiliyor falan filan. Neyse ben neyse, niye ben öyle konuştum ya, Allah Allah. Neyse ben gideyim tekrardan görev yerime falan. Ya buraları zaten, buralarda takılıyoruz. Öyle. Başka diyecek bir şey de yok ya. Temiz mi buralar? O zaman bir iki ihbar daha aldıktan sonra zaten videoda arkadaşlar bitiririz. Bu videoda böyle bir video olmuş olsun. Bu arada dediğim gibi hani videoların altında konuları yazmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz. Çünkü konudan kastım şu bu arada. İşte hani SWAT ol falan filan gibi değil de işte ne bileyim şu konu hakkında konuş. Ne bileyim mesela geçen Aziz Yıldırım şey, al sana GTA 5 gizemi abi, al sana. Görüyorum bak, kasti bana çarptı şimdi bak. Bu yol lanetli yol, tamam mı bak. Bu kasaba lanetli kasaba. Allah Allah. Sinir oldum. Neyse. Aziz Yıldırım mesela geçen bir motorcuyla kavga etmiş falan. Mesela konudan kastım bu benim. Hani bu tür şeyler, bu tarz ne bileyim işte son zamanlarda Atatürk heykeli yıkılmaya çalıştı falan. O konuda, o da zaten çok şey rezalet yani tam kelimeyle. İstediğin kadar yıkmaya çalış. Yıktın, şu an yıktın abi cidden. Yıktın geldi mi yani, cidden yıktın geldi mi, neyse. Ben o zaman şurada radara yatayım ya, radara pusayım. Şöyle sağdan bir kaçalım abi ama çizmeyelim. Şöyle bu aracı da bir yıkamaya götüreyim ya. Neyse tamam. Bir sonraki para bekleyeyim, yıkamaya götüreyim. Bizden anlaşılan olaya intikal ediyoruz. Arkadaşlar şey olmuş. Adamın bir inek ne yapıyor? Hapishaneden kaçmış. Evet gördüğünüz gibi hapishane aracı. Klasik bizim şey ya bu. Filmlerde olur ya. İşte bu şeyi arabası kaza yapar, cezaevi arabası kaza yapar, sonra kaçarlar falan. Aynı muhabbet. Deprem oldu. Hissettim, deprem oldu. Neyse. Şüpheli aracı durdur yoksa... Kardeşim sen Titanic değilsin, kendine gel. Bu abi de suyu çekti içine. Merkez 18 destek ekip isteyeyim mi, ne yapayım merkez? Ana baba yüzer kaçıyor. Kal oldun yerde. Oğlum tek başıma bak tırstım ya. Belki hocam size bulunduğum bölgeye 2 tane destek ekip istiyorum anlaşıldı tamam. Bunlar şey, işte o arabayı kaçırdıysa bu, bunun üstünde bıçak falan vardır. Bravo. Ellerini başının üstüne koy. Kal oldun yerde. Gel. Ben şey yapıyorum, araçla takip ediyorum. Gel. Gelsenize. İşte. Tamam. İşte bu. Öyle taserlarım işte, artist. İşte bu yüzden destek çağırdım arkadaşlar. Bak çılgını görüyor musun? Yumruk atmaya çalıştı. Abla sen yeni. The greatest country on earth doesn't take kindly to criminal scum. What the? İyi misin?
That's why you don't fuck with the LSD. I'll kill you, you piece of garbage. Tamam. Şimdi o arkadaşı almaya ekip gelir zaten. Kolay gelsin. Vallahi silahı da koymadı cebine, görüyor musun? Neyse arkadaşlar, bu videonun da o zaman burada bir sonuna gelelim ufaktan. Yarım saate yaklaşmışızdır zaten, 20 dakika falan olmuştur. Şu şey muhabbeti çıkmış bu arada YouTube'da son zamanlar. Dayı ne yaptın? Hocam ne yaptın ya, çarptık bak. Var mı bir şey? Ana! Ne yapıyorsun? Ah! Kalk kalk kalk. Ay abla pardon, yanlış oldu. İn araçtan. Ana! Polis kılıklı hain. İn araçtan. Ah! Neler oluyor? Ne yaptın abi? Ah! Ah çatışma ah! Ben 228 destek istiyorum. Çatışma çıktı. Ne oluyor? Tamam mı? Öldü. Tamam. Siyah dediğim de buydu bu arada. Aynı aracın siyahı. Bütün abi şey teşkilat buraya toplandı. Neyse, akşam saat 7'ye yaklaştı. Şöyle şey yapalım. Yolu kapayalım. What the hell? I'm here. It's gonna be okay. Oh crap. They're DOA. This sucks. Şey yapalım. Destek ekip çağıralım. Şey, olay yeri incelemeye çağıralım. Hava da kararıyor. Los Santos nasıl acaba? Los Santos'ta nasıl durumlar? Neyse arkadaşlar, bir videonun da burada o zaman sonuna gelelim ufaktan. Bu videoda böyle bir video olmuş olsun. Buraya da bakarsanız. Aynen. Bu videoda böyle bir video olmuş olsun arkadaşlar. Kaçma çıktı. Bir dahaki videoda ne yapacağımız gene siz karar verirsiniz. Şu aracı ben çekeyim. Gene burası karıştı. Gene burası karıştı. Burayla başa çıkılmaz. Buradan başka memura bırakıp burayı kaçacaksın. Cidden başa çıkılmaz. Neyse arkadaşlar, o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sonraki videonun konusunu da yazmayı unutmayın. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Aracın kapısını kırdım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle de bir oldu mu? Güzel oldu mu? Oldu değil mi? O zaman hoşçakalın. Bay bay.